sesleniyoruz. Buradaki çetecilere, burada İslam adına, Rojava'da İslam adına bu vahşeti yapanlara yardım ederseniz, bunların arkasında durursanız, buradan Hakkari'den önderliğin özel selamının olduğu Hakkari akşamından söz veriyoruz. On binlerle beraber Serekaniye'de biz de olacağız. Keşkeşi ve Serkeşkeşi. Dalkoza kemeşeme heyeko Jboku İro Sıbe Hetako ayt halası be Jboku Esnafe me bu karbin İşe hamre ve ben Jboku Malbat eme bu karbin Cilen aydani bu Bütüke kaba zaroke kabu Bikiren Ulu zaroke kabu ken Emiş civane kırı çapken ko Gele cülemeye bu Paris'in. İmralı'dan Hakkari halkına, Hakkari'li kadınlara, Hakkari'li gençlere binlerce selam var. İmralı adasında Sayın Öcalan'la gerçekleştirdiğimiz toplantıda benim yerime Hakkarililere, Hakkarili, Yüksekovalı, Çukurcalı, Şengilli kadınlara ve gençlere, sevgili gençlere, hepsine tek tek selam söyleyin dedi. Barış sürecinde beni en iyi anlayan Hakkarili, Yüksekovalı, Şengindi ve Çukurcalı kadınlar ve gençlerdir dedi. Çünkü onlara bir vahşet yaşatıldı. Hakkari'de her evde en az iki tane şehit var dedi. İşte bu şehitlerin hatırına geliştirmiş olduğumuz bu barış sürecinde destek verdikleri için tüm Hakkari halkına sevgilerimi, saygılarımı, şükranlarımı ve selamlarımı götürün dedi. Onun için buraya geldik bugün. Selam, selam, İmralı'ya selam. Selam, selam, İmralı'ya selam. Bayramdan sonra adaya yapacağımız ziyarette bugün buradan aldığım bu coşkulu selamı aynen İmralı Adası'na götüreceğim. Söz veriyorum size. Barışı elde etmek zorundayız. Bunun için çalışmak zorundayız. Mücadele etmek zorundayız. Alanlarda sesimizi AKP hükümetine duyurmak zorundayız. Evimizde oturarak değil. Çünkü AKP hükümeti barışı altın tepside getirip bize sunmayacaktır. Yine Kürtler inkar ediliyor, yine Kürtler yok sayılıyor. Sadece Türkiye'de değil, sadece Kuzey Kürdistan'da değil, bugün Rojava'da da Kürtler katlediliyor. Rojava'da da Kürtlere zulüm ediliyor. Ama AKP hükümeti şunu çok iyi bilmelidir ki, Türkiye'deki barış süreci eğer gelişecekse Rojava'daki Kürtlerin şu anda vermiş olduğu mücadeleden bağımsız gelişmeyecektir. Rojava'daki Kürtler şimdiye kadar bedel ödediler, gözyaşı döktüler, acı çektiler, tırnaklarıyla kazıdıkları bu mücadelenin sonunda bugün statülerini elde etmek için mücadelenin sonuna geldiler. Ama AKP hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkiye'deki Kürtlere nasıl davranıyorsa, Türkiye'deki Kürtlere hangi gözle bakıyorsa, Rojava'daki Kürtlere de aynı gözle bakıyor. Ama geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun AKP'ye. Kürtler statüsünü elde etti artık. Suriye'de elde edilen statü.
Türkiye'de elde edilen statü çok yakın zamanda Türkiye'de de Kürt halkının mücadelesiyle elde edilecektir. Sayın Öcalan özgürlüğüne kavuşmadan gerçek bir barışın, onurlu bir barışın asla gerçekleşmeyeceğini bütün Türkiye, bütün dünya bilmek zorundadır, duymak zorundadır. Sayın Öcalan'ın özgürlüğü Kürt halkının özgürlüğüdür. Sayın Öcalan'ın sağlığı Kürt halkının sağlığıdır. Sayın Öcalan'ın güvenliği Kürt halkının güvenliğidir. Hepimizindir ve biz Sayın Öcalan'ın arkasındayız diyoruz. 1 Eylül'e kadar, 1 Eylül tarihine kadar bizim BDP olarak 20 maddeden oluşan demokratikleşme paketi adı altında verdiğimiz paket hükümetin elindedir. Bu paket AKP hükümeti tarafından yasalaştırılmak zorundadır. İkinci aşamanın en önemli meselesi bu meseledir. Ekim ayı ortalarında tamamlanmış sayılacaktır. Ve ondan sonrası üçüncü aşamadır. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız Türkiye'ye gelmelidir. Türkiye'de siyaset yapmalıdır. Sayın Karayılan, Sayın Bayık, Sayın Ok, Sayın Ronahi Serhat, Sayın Sülbüs Peri, bu insanlar dağlarda, Hakkari'li gençler dağlarda, Hakkari'nin çocukları dağlarda. Bu gençler, bu insanlar üçüncü aşamada gelip burada siyaset yapmalıdır. İşte 40 yıllık çatışmalı sürecin bitmesi ve silahların susması, bundan sonra fikirlerin ve düşüncelerin konuşması, siyasetin konuşulması bu anlama gelmektedir.